Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Hocam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Etancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Cinayetle bittiği düşünülen ihanet. Sen benim erkek deme lafı söylüyorsun diyerek de kafasına sıkan Ümit Bey sen değil misin? Zincirleme şiddet. Nauruz diyor ki Sıdıka'yı dövdüler. Kim dövdü? Benden kaldı. Çıvaş. Kuşku uyandıran detaylar. Sana dedi bir şartım var. Benim kocam sussuz diyecekmiş sana çocukları vereceğiz dedi. Şüpheler ve gelişmeler. Ya Ümit, ya Emrah, ya Hakkı Bey. Üçünden birisi kızımızı havluda silahla vuruyorlar. Banyoda da intihar süsü veriyorlar. Emrah Çelik, eşi Ceren ifadeleri almak üzere Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Çarpıcı itiraf. Hamze ile Emrah'ın evinde çok büyük bir tartışma oldu dedi. Darp edildi, dövdüler kızımızı dedi. Üç çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? Az sonra Müge Anlı'da. İki çocuğunu terk eden bir anne. Annem babamdan ayrıldıktan sonra 15 yıldır biz ne sesini duyabildik ne görebildik. Yıllar geçse de geçmeyen anne sevgisi. Bir derdim bir sıkıntım oldu koşup anneme sarılamadım. Hep annemi arıyorum şu anda. Anne hasreti var bende. Dikiş tutmayan engel. Bizle konuşturmamak için annemi darp etmiş. Kafasını yarmışlar. Kapanmayan yara. Niye darp edildi? Niye bu kadın çocuklarıyla konuşturulmuyor? Zorla mı tutuluyor? İki çocuklu kadın tehdit altında. Ben görüntülü arıyordum, annem yüzünü bu tarafa çeviriyordu. Sanki yanında birisi var, o ona gösteriyor, sesi o dinliyor, sanki o cevap verdiriyor anneme. Hülya Çalışkan'ın alıkonma iddiası az sonra Müge Anlı'da. Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız, hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Diye ümit ediyorum. Efendim, şimdi hafta sonu neler yaşandı? Haberlerim var. Aa, gözlüğünüz de yıkılıyor. Teşekkür güle güle ediyorum. Güle kullanın efendim, iyi günlerde. Çok Clark Kent gibi olmamış mı? Efendim? Clark Kent gibi olmuş. Öyle mi? Birdenbire Süpermen peleriniyle çıkacak gibi duruyorsunuz Şevki Hocam, maşallah. Teşekkür ediyorum, güzel görüşünüz o sizin. Tabii Rami Bey'in yakışıklı yanında şimdi söylemezsek yani, olmaz. Rami Bey'in yanında. Özellikle yeleğinizdeki kırmızı düğme detayları lütfen, evet. Ah, çok evet. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Sizin siyahlardaki bu pembelişlerin yanında ben de birazcık kırmızı ölçüreyim. Akşamdan anlaştık. Efendim. Teşekkür ederim. Şimdi önce hafta sonu neler yaşandı? Gelişmeleri size bildireyim. Önce biliyorsunuz %90 zihinsel engelli 53 yaşındaki Taner Musa Doğan'ı arıyorduk. Geçtiğimiz salı günü İstanbul Küçükçekmece'den kaybolmuştu. Ve cuma günü yayına girmeye bir 5 dakika kala hastaneden bir telefon geldi. Hastane polisi, polis bizi aradı. Kolundaki sevgisi sayesinde bulundu diye. Meğerse zaten anne, kız kardeşi ve yeğeni söylemişti epilepsi hastası diye. Tabii ilacı kullanmayınca epilepsi krizleri arka arkaya meğerse 3 tane epilepsi krizi geçirmiş. Bunun üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Onunla ilgili gelişmelerimiz var. Sağlık durumu gayet iyi. İsterseniz onu sizle paylaşayım.
Filiz Ersen 12 Aralık'ta İstanbul Küçükçekmece'de kaybolan 53 yaşındaki %90 zihinsel engelli kardeşinin bulunması için stüdyomuzdaydı. Endişeli abla müjdeli haberi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan öğrendi. Filiz abini buldum. Gerçekten. Gözünü aydın, evet. Kolundaki sevgi izini görmüşler. Evet. Emniyeti aramışlar. Emniyette bizi aradı. Sağlık durumu iyi. Epilepsi krizi geçirmişti, hastaneye kaldırılmış. Evet, teşekkür ederim. Ay canım benim ya. Çok seviyorum. Gözün aydın, değil mi? Çok seviyorum. İyi ki sevgi izini de yaptırmışsın, hemen şey yaptılar. Evet, evet, evet. Allah sizden razı Hepimizden olsun. Hepimizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay estağfurullah, olur mu? Hemen seni arkadaşlarımız götürsün. İrem'cim senin de gözün aydın bebeğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımızın ardından kızıyla birlikte yola çıkan Filiz Ersen, geçirdiği epilepsi krizi nedeniyle tedavi altına alınan ve bileğindeki sevgi izi sayesinde bulunan kardeşine kavuşmak için hastaneye geldi. Müge Hanım bize işte müjdeli haberi verdi. Biz de büyük bir sevinçle geldik hastaneye. İnşallah şimdi kardeşimi göreceğim. İyileşecek, iyi olacak, çıkacak İnşallah. Kardeşim. Sevgi izini kardeşime hemen yaptırmıştık. İlk kez kayboldu böyle bu şekilde. Şu anda çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Görmek istiyorum bir an evvel. Pırpır ediyor kalbim. Zaten kanalda da böyle kalbim pırpır pırpır ediyor. Diyordu. Gerçekten iyi ki varsın. Sağ olun. Hastaneden çıkan Filiz Ersen ve diğer kardeşlerini ekibimiz karşıladı. Endişelerinin dinmesiyle rahat bir nefes alan aile üyeleri artık mutluydular. İyi, gayet iyi. Beni gördü, bir şöyle sıçrar gibi yaptı sevincinden. Sağlığı iyi. Epilepsi nöbeti geçirdiği için almışlar. Doktorun dediği acilde iki sefer nöbet geçirmiş. Biz yoğun bakım aldık. Durumu iyiymiş. Tabii zihinsel engelli ya, konuşamıyor da. Ama tanıyor sizi. Tabii tanıyor beni. İnsan ister istemez duygulanıyor. Müge Hanım'ı çok seviyoruz. Ona çok teşekkür ederiz. Kucak dolusu sevgiler. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her zaman, her daim var olsun. Böyle insanların sıkıntılarını gideriyor. Sevindiriyor, mutlu ediyor. O bizim başımızın tacı. Canım benim ya, gözü aydın. Ben de valla bir yoğun bakımda dediklerinde Müge'yi de gönderdim yayına çıkıyor ama yetişemedi. Böyle hani iyi falan dedim aileye ama benim de yüreğimin bir kenarı pırpır ediyordu, ne yalan söyleyeyim. Bugün de hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Allah bir daha göstermesin. Şimdi güzel bir haberim daha var. O da Güldane Taşan'la ilgili. Biliyorsunuz Güldane Taşan da geçtiğimiz hafta 37 yaşında depremin etkilerini hala ne yazık ki üzerlerinde taşımaya devam eden bir ilimizden, Kahramanmaraş'tan anne babasının yanından ayrılmıştı. Daha sonra kendisini Mersin'de bir tantunicide çalışırken bulmuştuk ama konuşmaları bana pek çok sağlıklı gelmemişti açıkçası. Yayınımıza bağlanmayı kabul ettikten sonra bir abisi daha vardı. O abisi koştu gitti Mersin'e. Kızımızla konuştu, ikna etti ve ailesinin yanına geri döndü. Onlar da bana video çekip göndermişler. Sizin de gözünüz aydın olsun. Müge Hanım çok teşekkür ederim. FBI ekibine de sana da Allah'ım razı olsun. Billerini bir yetsin kuzum. Sarı saçlarını severim. Kızıma kavuşturdum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Müge Hanım. Allah ayırmasın. Ben Güldane için çok mutlu oldum. Ailesinin yanına dönmesine de. Aferin Güldane, iyi yaptın. Yani asla yanında çalıştığı falan insanlara bir şey söylediğim yok. Yanlış anlaşılmasın ama Güldane'nin gerçekten ustası da çok yardımcı evet. oldu. Ama Güldane'nin anlattıkları öyle çok öyle bilmeden etmeden Kahramanmaraş'tan Mersin'e git, telefonun yok, gidecek kimsen yok. Çok risk almıştı. Yani fazla o kadar, risk almış. Çok haklısınız. O kadar risk alması çok sağlıklı gelmedi bana. Ve efendim Nuriye Yakdemir biliyorsunuz ikizlerini arıyordu, Hatice ve Ramazan'ı arıyordu. Özellikle biliyorsunuz kızımız yayına bağlandı ve annesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Hatice Hanım da ama Nuriye Hanım da kendimi anlatamadım işte diyorum ben size şimdi bir kendinizi anlatın önce. Ya şöyle sanıyor bazı insanlar, sanıyor ki karşı tarafa bağlandığında böyle kendisi de ayılınca bayılınca karşı taraf ona üzülecek ve onun yanında olacak. Ama hayır, o seni tanımıyor ki. Yani ayrıca ben onun hiç umurunda olduğunu düşünmüyorum. O an kendini düşünüyor, sen benim annemsin, bıraktın beni 1,5 yaşında. Tamam, yani senin o davranışların, o ağlamaların falan da benim umurumda değil diyor karşı taraf. Yani ben sadece bunu Hatice olarak söylemiyorum, genel itibariyle söylüyorum. Evet. Çünkü önce ağlamaya, insana kendi hastalıklarını tabii, anlatıyor. Herkes hasta. Çünkü var mı çok ağlamaya, o hastalıkları bir anlam yükleyemiyor karşı taraf. Anlam yükleyebilmesi için bir geçmiş, bir yaşanmışlık gerekiyor. Öyle bir yaşanmışlık yok. Yok. Yani onu derdimi anlatamadım diyor. Bence de anlatamadın ama
Ya ben anlıyorum işte, kadın diyor ki okuman yok, yazmam yok, evlendim, 5 çocuk yaptım, bakamadım. Daha sonra da yeni bir evlilik yapması için de 5 çocukla gidemiyor tabii. Yani çocuklar da yurtta büyümüş. Yani bence iyi olmuş aslında ikizlerimizin o ailede büyümesi. Ben tekrar kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Çok akıllı başlı bir anneleri var. Yani onları yetiştiren anneleri. Zaten babaları 2 yıl önce vefat etmiş. Erkek kardeş de öğrendi. Ona da ilettiler. Bence zaten biliyorlardı. Ama her ikisi de şu an için görüşmek istemiyor. Kardeşleri için de zaman istediler. Buradan onları da duyurayım. Bence kardeşleriyle görüşürler ama biraz bu ilk şoku aktardıktan sonra herhalde. Ama şu an ikizler görüşmek istemiyorlar anneleriyle. O tepkinin dağılması için biraz zamana ihtiyaç var gibime geliyor ama kardeşler arasındaki münasebet başlar ve devam ederse yavaş yavaş onlar anneyi de aralarına alırlar gibime geliyor. Ama bugün o iki ikizlerin bu ailede yetişmeleri büyük bir şans. O ailelerden de Allah razı olsun, cemiyete, topluma, aileye faydalı birer eleman yetiştirmişler. Okutmuşlar, bakmışlar, korumuşlar. Ben Hatice ile telefonda da konuştum. Çok düzgün bir kız maşallah. Evet, bravo. Allah inşallah şansını, bahtını açık etsin. Evet. Ben evet. Kızımızı sevdim. Çok akıllı başlı konuşuyor. İnşallah öyle devam eder. Ya bir de arkadaşlar, şimdi hani okuma yazması yoktu vesaire falan diyoruz ama şimdi o zaman okuma yazması olmayan hanımefendilere falan da haksızlık etmiş oluyoruz. Şimdi bak böyle söylüyorum ama bir tarafım bunu kabul etmiyor söylerken. Ben hiç unutmuyorum, bir kere daha size anlatmışımdır herhalde. Ankara'ya giderken dönemin Ankara Sosyal Hizmetler Müdürü ile uçakta karşılaşmıştım, tanışmıştım. Dedi ki benim dedi, babam çok küçük yaşta vefat etmiş. Bir tane inek bırakmış arkasına köyde. Ve 6 çocuk. Benim annem dedi o bir inekle hepimizi okuttu. Yani birisi doktor olmuş, birisi şu olmuş, birisi... Yani ne mesleği de çok önemli değil aslında ama hepsini ne okutmuş. Hepsini meslek sahibi. Nasıl dedim tek bir inekle? Biz dedi işte o ineğin dedi sütünü sattı, yeri geldi, yoğurt yaptı, sattı. Bir tane ineğimizle dedi. Şimdi o kadının da okuma yazması yok. O kadın da 6 çocukla baş başa kalmış. Evet. Ama evet. Bazı insanlar çocuklarından vazgeçmiyorlar. Var tabii. Yani var. Genel olarak da vazgeçilmemesi lazım. İnsan biraz gönlüne ket vuracak. Yoksa herkes her şeyi yaşamak ister. Ya benim annem istemez. Niye senin annen istemesin? Herkes her şeyi ister. Ruh yaşlanmıyor ki. Efendim isteseydi o yaşta, genç yaşta bir kadın durumundaymış. Çocuklarını kabul edecek bir adamla evlenirdi. Çocuklarını da alırdı, bağrına basardı. Ve onun çocuklarını kabul edecek çok adam bulunabilirdi. O yaştaki bir kadınla evlenmek için. Evet. Ama gerçek yok, sen gönlüne göre kalkıp davranırsan, çocukları bir tarafa itersen maalesef işte burada gözyaşı dökmekten başka bir şey olmaz. Bu neticeyi de göze alıyorsun. Yani bunlar demek. Da örnek olsun istemediğim için söylüyorum. Yoksa hanımefendiye eleştirmek evet. De değil niyetim ama insan çocuğuna her şekilde bakmak zorunda. Her şeyi konuşmak gerekirse böyle yani. Evet. Şimdi Gökhan'cığım. Gökhan biliyorsunuz annesini aramak için stüdyomuza geldi ama böyle kafamızda böyle bir sürü yatmayan şeyler oldu. Aslında annesi Gökhan'ı çok küçük yaşta, onu ve abini galiba evet. Değil mi? Abini çok küçük yaşta terk ediyor annesi. Sonra bir başka beraberlik yaşıyor. Gökhan diyor ki 15 yıldır annem başka birinin yanındaydı ve 15 yıl beni annem ne aradı ne sordu. Evet. Sonra 15 yıl sonra bir telefon geldi. Annem benimle görüşmek istediğini söyledi. Fakat beraber yaşadığı adam engelledi. Kafasına hatta 32 dikiş atılacak kadar şiddet uygulamış. Sonra bana aşçılar haber verdiler. Git anneni kurtar dediler. Ama Gökhan çok akıllılık yaparak aslında stüdyomuza gelmiş. Yani gidip evet. Kurtarsa annesini nasıl kurtaracak bu çocuk? Yani ben bu çocuğun da sürüklenmeye çalışıldığı durumdan da hiç hoşlanmamıştım. Gökhan'cığım senin anneni buldum. Az sonra canlı yayınımızda olacak. Annenle bütün merak ettiğin her şeyi konuşacaksın. Fakat sana şöyle söyleyeyim. Senin yani bu annenle kaçtığını söylediğin kişi arasında da büyük bir aşk hikayesi çıktı onların anlattığına göre. Romeo ile Juliet gibi Shakespeare'in. Bak size o kadar söyleyeyim. Hakikaten tam Romeo ile Juliet'e uyuyor. Ondan sonra böyle bir aşk hikayesi anlatıyorlar onlar. Meğerse zaten senin kaçtı dediğin adam amcaoğluymuş annenin. O yüzden soyadları da aynı. Sen bilmiyor musun bunu? Ben bilmiyorum. Yani. Ciddi misin? Evet. Yani senin annenle kaçırdı diyen, dövdü diyen adam meğerse amca çocuklarıymış.
Anlatmadılar mı sana bunu? Ama Müge Hanım şimdi annem gerçekten geleceğini söyledi bana. O gün bilet kesildiğini söyledi. Hayır hayır. Senin yaşadıklarınla ilgili bir şey yok. Senin yaşadıkların doğru. Onu da kabul ediyorlar. Nedenini anlatacaklar da. Ama dediğim gibi tam Romeo ile ve Juliet çıktı yani arkasından. Ama işte Romeo ile Juliet'te böyle perişan olan Gökhan yoktu tabii. Arkalarında bıraktıkları. O bunu Shakespeare akıl edememiş diyeceğiz o zaman. Allah rahmet eylesin. Yani orada Romeo ile Juliet'te de arkalarında çocuk bırakmıyorlar iki tane. Neyse onlarla şimdi seni konuşturacağım az sonra. Biraz enteresan bir buluşma olacak. Aşk hikayesini size anlatacağım. Ama öncesinde iki tane kaybımız var. Bir tanesi adına da 35 yaş. Önce şunu söyleyeyim ya. İstanbul Esenyurt'tan kaybolan bir kızımız var. 17 yaşındaki Elif Nur Çelik. Neden Müge bu kadar önceliyorsun derseniz 13 Aralık Çarşamba günü okul çıkışında kaybolmuş. Anne diyor ki annesi ve teyzesi aramışlar. Kızımızı ablasının nişanlanmak üzereyken ayrıldığı sevgilisi Altu Dobruca kaçırdı diyor. Yani ablasının eski nişanlısı kaçırmış kızı. O yüzden açıkçası öncelemek istedim. Çünkü neresinden bakarsan bak olmaz. İntikam için mi? İntikam için mi? Yani her şekilde bana göre intikam ya da çok i̇ntikam ahlaksızlık. Için çünkü ablasıyla yazışmış demiş o senin cezan demiş. Ciddi misin? Abi, evet. Kıza cevap veriyormuş telefonu açıkmış. Ya bana geleceksin diyormuş yoksa onu bırakmayacağım. O, niye o zaman kardeşimi götürdün beni seviyordun demiş. O senin cezan demiş. Ha, ben çocuğuma şey yani içiriyormuş da galiba çünkü yasaklı madde kullanıyormuş, satıcılık yaptırıyormuş. Yani biz yani ondan kurtarmak istiyoruz. Ne olduysa olsun bize geri dönsün. Ben konuştuğunu bilmiyordum. Elif Nur'un ablasına Elif Nur'u kaçırdıktan sonra konuşuyorlar. Evet. Tabii olan yazıyormuş. Yani Altu yazıyormuş o yeğenime. Tam bir anlasana. Bunlar ne zaman nişanlandılar, ne zaman ayrıldılar? Ya onlar ta liseden beridir tanıyorlar birbirlerini. Yani ben çok görüşmüyorum. Aramız var yani. Ben çalışıyorum da. Ama biliyordum. Ablam anlatıyordu yani. 4 sene lise okudular. 2 sene üniversiteyi beraber okudular. Ablam işte geçen Ramazan'da dedi ki nişan takacaklar. Ailesi, babası, halasına geldi. Tanıştık dedi. Ama o arada o iş olacağı zaman bu yakalanmış işte. Kullanırken mi, satarken mi? O zaman işte her şey bağlar koptu. Ama o bırakmadı yeğenimin yakasını. Ha, Elif Nur'un ablası da ayrıldı bu. Evet. Ne çocuğuna da Altu'da. Aynen ayrıldı. Ama Altu ayrılmak istemedi. İstememiş sürekli de bu tanıyor diye bunu hani o engellediği için telefonlarını sürekli yeğenimi çağırıyormuş. Hani haber götürsün diye. Ama o arada yeğenimin aklını çelmiş. Sonra da okuldan almış gitmiş yani. Ha, aslında yani bu kızı posta güvercini gibi kullanmak evet. isterken. Aynen. Sonra alıyor, sonra sizin abla arıyor diyor ki niye sen benim kız kardeşimi aynen, kaçırdı? Aynen. Sana ceza olsun diye evet, diyor. Evet, o senin cezan diyormuş. E şimdi ne diyormuş peki ona sen geri dön ben bırakayım kızı falan mı diyor, ne diyor? Onu da hiç bilmiyorum. Çok öyle yani psikolojisi yeğenimin de bozuk, çok öyle şey yapmıyor. Ama bilmiyorum yani ikisini de kopardı. Yani kandırıyormuş yani ikisini de. Bize karşı dolduruyormuş diyormuş ki. Hayır, sizin bu kız yani seviyor mu Altuğ'u? Onun demesine seviyor hala, bilemiyoruz. Ama hala nasıl olur dediğin... sevse? Hayır, Elif Nur'dan yok, bahsediyor. Yok, Elif Nur sanmıyorum. Elif Nur daha çocuk, ablasınız, şanlısı diye. Yok ablacığım ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu Altu kaçırmış ya. Zaten Altu'nun anne babasını da siz konuşmuşsunuz galiba. Gelin alın biliyorum. Biz kızı istemiyoruz demişler onlardan. Evet, aynen. Tamam ama sizin kız severek mi kaçtı, zorla mı kaçırıldı? Onu tam olarak hiç bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Annesiyle konuştuğunda kız orada zorla zincirle mi duruyordu yoksa kız yoktu, orada... görmedik biz kızı. Ne dediler? Hiç göstermiyorlar. Kız benimle değil diyor ama çocuk onunla gittiğini, yana aldığını, oradan okuldan aldığını okul öğrencileri söylüyor. Büyük kızıma sattırmaya çalışmış o kullandığı maddeleri. O diye ben ondan diye kavga ettim aydım ama bize hiç söylemedi. Bize söylemediği için halası beni aradı. Kızınız dedi buradaymış. Bizim yeğenimin yanındaymış. Benim yeğenim içiyor. Sizin çocuğa da içiriyordur. Neden sahip çıkmıyorsunuz kızınıza? Ben bunu bilmiyordum. Ben okulda biliyorum çocuğu. Ha, siz öyle öğrendiniz zaten. Evet biz zaten o şekilde öğreniyoruz. Ha, benim merak ettiğim yani bu kız Altuğ beni seviyor diye kaçtıysa yok. Aslında Altuğ onu sevmiyor. Çünkü ablasına evet. senin cezan diyor. Evet. Bizi izliyor ya onu söylemek istiyorum. Hayır, aynen öyle. Aynen. Ablasına peki ne diyormuş hani... ablasına sen geri dön ben bırakayım mı diyor ne diyor? Ablası diyor evet, ben de dönersen diyormuş. Bırakır diyor. Beni diye sokağa salın diye ben alırım onu diyor ama ben yapamam onu. Onun gibi bir tehlikeli birinin
Komşular diyor sen diyor görmedin ama o silahla diyor dolandı de belinde diye silahı falan gördük diyor biz. Öyle mi? Altun'un babası mı? Altun Doğrucan'ın babası telefon attığımız demiş. Beyefendi günaydın. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Ne dediniz anlamadım. Evet buyurun. Tamam buyurun günaydın asıl siz buyurun. Oğlunuz nerede? Bakın kızımız 17 yaşında ailesi burada lise son sınıf öğrencisi. Zaten olay savcılığa intikal etmiş. Hı-hı. Ben arıyorum. Yani kızın şu anda ben daha önceden onları kaç defa uyardım. Kızı evimize bağlayın kapatın. Daha önceden böyle bir olaylar oldu. Babasına anasına söyledim. Nasıl sen kızı kapatın diye. Yani bu kız mı sizin oğlunuzun yanına geliyordu? Evet her gün bizdeydi sabah akşam. Peki siz niye oğlunuzu kapamadınız? Yani niye onlar kızlarını kapatıyorlar? Siz sen oğlunuzu bağlasaydınız. Sen bağlayaydın. Ben bununla hiç konuşmadım. Bir akşam konuştum. Siz niye oğlunuzu bağlamadınız beyefendi? Ben de bağladım. Bağladınız. Nasıl bağladınız. Nasıl kaçtı o zaman bağlanmışken? Eve gelen kimdi? Benim evime gelen kimdi? Tamam da yine senin çocuğun kandırmış. Senin bacın bana yazdı. Senin o benim yeğenim ilaç kullanıyor. Evet. Seninki de kullanıyor. Benim evime gelmesin diye kaç defa uyardım ben sizi. Benimle siz hiç konuşmadınız. Şimdi burada yalan söylemeyin. Yok, başka birini aramıştır belki. Evet siz benimle konuşmadınız. Kız kardeşiniz aradı. Oğlum da inkar etti. Hayır dedi. O benim kız kardeşim. Nasıl olabilir böyle bir şey dedi. Ben babam sizin... yanılıyor dedi. Beni istemediği için babam dedi halamı dolduruyor. Halam da dedi başağı dolduruyor dedi. Tamam peki o zaman siz bayağı bu işleri biliyorsunuz demek. Yani bu kız sizin oğlunuza aşık mı olmuş kendince? Yani şu andaki durum onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Ama daha evvel de ablasıyla berabermiş oğlunuz. Bunu nasıl kabul eder ki? Hem de 6 yıl. Ya zaten ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Aile de biz kabul etmiyor zaten. Onu, biz de etmiyoruz. Çıkaracak onu. Ölü çıkaracak. Biri de olsa alacağım çıkaracak o kızı ondan. Çıkaracak öyle. O orada kalmayacak. Onun yanına bırakmayacağım. Bu yaptığı pisliği ona bırakmayacağım. Çıkacak hayır, o orada. Siz niye anne babalar olarak kavga ediyorsunuz ki? Siz istemiyorsunuz. O da istemiyor. El ele evet. Verin çocukları. Aynen, bulun öyle. Razı edin. Niye kavga ediyorsunuz ki? Sizinle ne alakası i̇şte var ki konunun? Yani. Ben kavga etmiyorum sizinle. Savcılar intikal etsin. Ben kesinlikle karşıyım istemiyorum. Tamam siz istemiyorsunuz. Ama çocuğun da ortada yoktur. Nerede senin oğlun nerede? Bana diyor ya benimle değil kızın diyor. Senin oğlun nerede o zaman? Zaten savcılık arıyor. Polis arıyor. Ama senin oğlun eve gelmiyor mu? Bilmiyor musun oğlun eve gelip gelmediğini? Şimdi ben çalışıyorum. Ben onu tutup araştırayım mı? Sen araştıracaksın. Biri senin evladın, biri de benim evladım. Neden zarar görsünler? Benim çocuğum küçük bir şekilde kandırdı veya da ilaç içirdi. Bunu sen ablana söylüyorsun, ablan bana söylüyorsun. Sen oğlunu arayacaksın, ben de kızımı arayacağım. Tamam, yapacağı bir şey yok. Arayın, aradığınız zaman da bana da bilgi verin. Beyefendi. Evet. Sizin bu tavrınızın nedeni nedir? Sizin oğlunuz oğlunuz kaç yaşında beyefendi? 22 yaşında. Tamam. 22 bu çocuk da 17 yaşında. 23 yaşında bitiriyorlar, tamam. 24'e giriyorlar. Ha. Benim büyük kızımla aynı yaşta. Biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz? Ya sadece ya, merakımdan soruyorum. Hissedin. Yani biraz ya. Bir o çocuğun babası olarak biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz? Mahcubiyet derken nasıl bir şey? Hmm. Ben istemiyorum, kesinlikle karşıyım. Tamam. Siz istemiyorsunuz. Kızın ailesi de istemiyor. Kızın yaşı tamam. Da 17. Lise son sınıf tamam. Öğrencisi. İnsan biraz der ki hanımefendi çok üzgünüm. Benim oğlum senin zaten büyük kızınla geziyordu. Küçüğüne bakması çok büyük bir ahlaksızlık. Ben bu oğluma terbiye verememişim. Özür dilerim. Ben de arıyorum. Benim yeğenim istese tabii ki sizin de benim de istememekte çok haklısınız. O çocuk onu istese de yani sen kızını var. Bağla diyene kadar siz bir erkek babası ha. Olarak hiç böyle bir duygu hissetmiyor musunuz? En azından ben bir sorun yok. Ben söyledim annesine babasına. Siz bana beyefendi hiç söylemediniz. Söylediniz de yapmış işte çocuklar yani. Siz ben sizi en son ne zaman gördüm? Ya bu gel denen şey var ya. Vallahi yeni batsın yani. Hani aslında daha terbiyesiz bir şey söyleyeceğim de yayında olmaz diye. Gerçekten ya yeni batsın yani. En azından sonra biz başka şeyler bekliyoruz insanlardan.
Gerçekten anlamıyorum. Beyefendi, kızın yaşı küçük. Sizin oğlunuz yetişkin. Bunların kızı çocuk. Ya Müge Hanım. Sizin oğlunuz yetişkin. Yani çocuk, siz bu yıllara saldırana kadar. Bir de senin ne olacak? Zaten ben bu tavırda önce ablasıyla sonra kızıyla. Bu nasıl ya bir terbiye? Ben kime saldırıyorum? Kime? Siz bir konuşma tarzınıza bir baksanız anlarsınız neye saldırdı. Kaç aydan beri... Ne yaptınız siz bir oğlunuza, oğlum bu senin nişanlının kız kardeşi. Böyle şey olur mu deseydiniz o da sizi dinleseydi. Bu 22 peki, yaşında olacak peki, bir şey değil ki. Bunları söylemedim. Konuşmak değil. Sen onun çocuğuna söz geçiremiyorsun da niye bu kadınlara bağırıyorsun? Bu kadınlar kim ne yapsınlar? Sen bağırıyorsun. Sen benim bağırıyorsun. Yani. Onları ben suçluyorsun. Istiyorum, yeğenimi. Ben yeğenimi istiyorum. O bizim koynumuzdan çıkmıyordu. O bize soğuk değildi. Hepsini. Senin oğlum ya, benim yeğenime diyormuş ki senin annen yaşlı ölüp gidecek size ben bakacağım. Sabah. Bırakın da gelin ya. Senin oğlum böyle kandırmış benim yeğenlerimi. Benim şimdi evdeki de anasına düşman. Senin oğlun yaptı. Onlar bizden çıkmıyordu ya. Ben onların sevgiye ihtiyaçları yoktu ki. Evet, sen iyi baba olsaydın senin oğlun diyor ki ben babamın yüzünden bu ilaçları aldım. Ben babamın parasına yetişemediğim için bu paralı pis ilaçlı şeylere bulaştım tamam, da babasına satıyorum. Babasına da şimdi böyle söyledim diye babasına da laf söylemeyin. Ya, yani sonuçta çocuk bu. Her dediğimizde dinlemiyorlar. Sizin oğlunuz yasaklı madde kullanıyor mu? Sonra her şey savcılıkta zaten. Savcılıkta tamam işte savcı bulsaydı bugün burada olmayacaklardı. Millet de burada evet, televizyona çıkıp benim kızım kaçtı demeye bayılmamış zaten beyefendi ha. Yani. Bir de bana hepimiz diyor ki. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Diyor ki ya diye az kaldı diyor 18 yaşında hepsi diye ne yapabilirsin diyor. Senin oğlun yasaklı bizi. Madde kullanıyor cezaevine girmiş. Bunlar lise son sınıf öğrencisi olan bir de daha hala kadınlara car 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 car. Ama bir biraz siz de bir erkek olarak bir duracaksınız otur. Yok mu bu ailenin bir büyüğü ya? Ben babayı, baba da çıksın aradan. Bir şey yok mu sizin bir amcanız, abiniz vesaireniz girsin arasına çocuğu da getirsin? Çocuk bir de lise son sınıfta. Yazık yani devletin şeyine de yazık, emeğine de yazık bu çocuklara verdiği emeğe de yazık. Kolay mı okuyor çocuklar? Defteri, kitabı, öğretmeni, elektriği, suyu, ısıtması. Lise sonunda iç bul kafayı git kızı al lise kapısının önünde. Ondan sonra benim hala daha babası senin kızım ona geldi. Tamam, buluruz senin kızını sen merak etme. Aramadınız. Fotoğrafını gösterin ekrandan bırak ya. Ben de zaten şeyli kimden ne yardım zaten istiyorsun ya. Zaten oğlu rahat duruyor. Verin kızın Müge fotoğrafını Hanım. Ekrana. Tamam kız da karşıysa kız son hali bu mu bu kızın? Evet bu. Zaten oğlu sattırmaya çalışıyor herhalde. Çünkü benim 14 yaşında bir oğlum var. Buluruz hayatım buluruz tamam bırak ya. Oğlumu da aynı şekilde arayıp rahatsız ediyor. Sizi motorla gezdireyim diye kandırıyor çocukları. Açık şey yapıyorum yardım istiyorum. Hala da insanın mahcubiyet ne demek diyor ya. Mahcubiyetin ne demek olduğunu ben artık kaç yaşındaki adama nasıl anlatabilirim? Ya bir de ne ikinizin de ne suçu var? Çocuklar yapmış böyle bir şey. Gelin evet. Hanımefendi hale yola koyalım. Hayır, biz onu suçlamıyoruz ki Müge Hanım. Biz sadece yerimizi arıyoruz düşen... yani. Sakin ol ama ay, bir ya. Arada olup sıkıntı çocukların basıyorum. Yararına bir şeyler yapabilmek. Tamam gerek yok. Ona da gerek yok. O da ne birbirinden ayrılıyorsanız ayrılırsınız kardeşim. Hala daha hem ayrılacaksınız hem mesajlaşacaksınız hem onu yapacaksınız hem laf getireceksiniz. Ay ben sevmiyorum bu işi. Ayrılırsan ayrılırsın. Tak der keser atarsın. Ayrılamıyorsan ayrılmayacaksınız o zaman. Diyeceksiniz ki biraz zamana bırakalım. Ayrılıyorsan ayrılmayıp kardeşini gönder haber al onun kardeşini arasın falan. Ne kadar basit şeyler bunlar ya. Sene gelmiş 2023. Adam bilmem ne hep söylüyorum ya. Mars'a bunlar kaçacak. Bak ben size söyleyeyim. Mars'a bunlar yeni dünya yaratıyorlar. Tamam biz bir gün böyle dünyada bakacağız. Oo birileri gitmiş Mars'ta yaşıyor. Biz de böyle ağzımız aval aval bakacağız. Benim oğlum senin kızın kaçırdı. Yok senin kızın bize geldi falan yani. Siz nerelerdesiniz ha? Efendim Adana'da 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu. O da 13 Aralık Çarşamba günü kayboldu. Aslında şüpheli bir kayıp gibi görünse de bir takım mesajları var. Acaba kendisi de gitmiş olabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. Ama biraz sıkıntılı bir iş gibi gözüküyor. Şimdi olay günü öğlen 13.30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine gitmiş. Arabayla çocuklarını almış, berbere bırakmış. Ardından 120 bin lira borç verdiği otoelektrikçi arkadaşı Yüksel'i aramış. Sen bana borcunu 150 bin lira olarak geri ver. Ben birkaç saat içerisinde sana bunu fazlasıyla geri ödeyeceğim demiş. Sonra kaybolan Mustafa'ya 150 bin lira nakit para verilmiş.
15-15 sıralarında. Sonra onun yanından çıkıyor. Yüksel Bey'in çalışanın anlattığına göre Mustafa parayı almaya kendi aracından farklı bir araçla geliyor. Ve arabasında yabancı bir adam var ama. Sonra para alışverişinin ardından gidiyor, çocukları berberden alıyor. Çocuklarla dönerken telefonu çalıyor. Hoparlörde konuştuğu için, yanında da çocuklar olduğu için, çocuk da 8 yaşında, her şeyi anlatabiliyor. Telefondaki kişiye gel beni Mansurlu yolundan al diyor. Bu görüşmenin ardından akrabası Mehmet Karagöz'le görüşüyor. Mehmet Karagöz Mustafa'ya alkol al gel beraber içelim diyor. Sonra 16.20'de eski eşinin yanına bırakıyor çocukları, bir daha haber alınamıyor. Daha sonra yine 19 sıralarında aracı Mansurlu yolunda camları açık, arabanın anahtarı üzerinde, hatta elektrik aksamı çalışır şekilde hani böyle kontağı açmış. Elektrik aksamı çalışır vaziyette terk edilmiş olarak bulunuyor. Aile çevreden Mustafa'nın son zamanlarda biriyle sorun yaşadığını duymuş ama o kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bugün eski eşi Bengül de aramızda. Bengül'le de işte siz de bir ayrılıp barışmışsınız anladığım kadarıyla. Bugün Bengül de burada, hani başına bir şey gelmesin, ben de bildiklerimi anlatayım diyor. O da ailenin yanında geldi. Siz de anladığım kadarıyla sorunlu bir ilişki yaşıyormuşsunuz. Evet. Başta senden de şüphelenilmiş, hani başına bir şey mi getirdin diye. Para pul mevzuları da var. Önce istersen Bengül senden şey yapalım. Çünkü en son gören o gün de sensin çocuklar vesilesiyle. Arabanın elektrik aksamı çalışmıyordu zaten. Hani o bir tık anahtarı çekeceği zaman ışıkları yanmıyor arabanın. Fotoğrafta mevcut zaten. Hı hı. Kontağı yerinden çekmediği için fark etmemiş. Bizim arabada öyle bir şey var. Çocukları geldi. Tıraşa götüreceğim dedi. Arabayı verir misin dedi. Siz galiba 3 ay öncesine kadar yine beraber mi yaşıyordunuz? Evet, beraberdik. Sonra 3 ay önce tamamen mi ayrıldık? Tamamen ayrıldık biz zaten kendisiyle. Çocukları tıraşa götüreceğim dedi. 1,5-2 sıraları arabayla çocukları benden aldı, oğlanları. Berbere götürüp bırakmış oğlanın anlattığı kadarıyla. Çocuklar burada dursun, sen tıraşlarını yap, benim az bir işim var demiş. Oğlana da sanayiye gidiyorum demiş zaten. Bırakır mıydı öyle berbere normalde? Bırakır. Berber tanıdık olduğu için bırakır. Ondan sonra oraya gitmiş, yani bir para mevzusu dönmüş. Sonra çocukları... Parayı da almış. Parayı aldıktan almış. Sonra da senin çocuklar görüyor. Yani para için gittiğinde alamamazlık gibi bir durum yok o an için. Parayı almış, çocuklara dönmüş tekrardan. Çocukları almış. O arada zaten telefonla konuştuğunu 8 yaşındaki oğlum duymuş. Sonra anlattı, anne böyle böyle... Aslında onu arabanın bulunduğu yere çağıran Mehmet Karagöz. Hayır, Mehmet. O değil. Başka birisi. Mehmet Karagöz sonrasında aramış. Ondan bir önceki arayan, gel beni Mansurlu yolundan al demiş. Mehmet Karagöz çağırmamış. Mehmet Karagöz'ün sesini tanıyor ama o adamınkini tanımıyor. Mustafa'ya bu demiş. Peki Mehmet Karagöz'le buluşmamış mı yani? Yok, buluşmamış. Ona gelmem demiş. Ona gelemem demiş. O çocuğun adını bilmediği kişiye gel beni Mansurlu yolundan. Yok, Mustafa dememiş. O karşı... Diğer adam. Diğer adam demiş. Ama arabada o Mansurlu yolunda bulunuyor. O da tamam demiş, çocuklar bırakırım gelirim dedi babam diyor, çocuk öyle anlatıyor. Ay kıyamam. Ne olur Mükanlı, benim ciğerimi yalmaz sağ sol. Yalvarıyorum Mükanlı, benim canım ciğerim kaç gündür, bugün 6 gün oldu, bittim son şeyim. Sana yalvarıyorum, benim ayağım benim. Siz niye ayrıldınız Bey? Benim o. Bengül, yani tekrar anladığım kadarıyla çocuklar için tekrar barışmışsınız. Yani ne yapıyor bu adam bu kadar evde yaşanmayacak kadar? Hani alkolü mü var, kumarı mı var? Ne? Yani o anlamda soruyorum. Bir şey yiyordu o zaman. Sigarası bile yiyordu o zaman. Sigarası falan yoktu. Zaten de alkol alan birisiydi yani. Geçimsizliğimiz de büyüktü. Geçimsizliğimiz büyüktü. Yani anlaşamıyorduk. Yok, onun için sormuyorum kuzu. Özel hayatınızı merak ettiğim için değil. Mesela ne bileyim, parası mı olmuyor, kumar mı oluyor? Yok, parası oluyor. Yani kadına mı gidiyor? Yani bir nedeni vardır senin de evliliğini yürütmemenin. Yerim. Yandım. Yani var da. Hani anlatmak istemiyorum. Benim tek derdim kendisinin çıkması. Tamam işte, bir sevgilisi varsa ona bakalım diye gitmez. Soruyorum. Kumar oynuyorsa kumar gitmez. Borcu mu var? Gitmez. Yok. Nereye gitmez? Öyle hani birini ya. Alayım, evleneyim, bu tip bir şey yapmaz. Hani bir kadına da gitmez, onun yanına da sığınmaz. Yok, benim tek şey düşündüğüm yok. Hani benle barışmak istiyordu. Bu 3 ay boyunca da hiç yani şey yapamadık. Tek derdi benle barışmaktı kendinin. Acaba hani benim eve geri dönmem için mi yaptı?
Kuzum, ben yani böyle düşünüyorum. Kuzum, ben... Ha mesela kuzum, o gün çocukları verirken yok. Falan sana ne dedi? Yok. Bir şey konuştunuz mu? Konuşmadık. Çocukları kuzum, benden ne? Aldı. Ben aşağıdaydım zaten. O arada bir çiçek getirdi. Ben kabul etmedim. Sana. Hani uzatmanın anlamı yok. Artık hani yapamıyoruz, devam ettiremiyoruz dedim. Tamam o zaman sen bilirsin dedi. Yani hiçbir münakaşa yaşanmadı aramızda. Çiçek getirmişti sana. Evet. Sen onu da istemedin. İstemedim ben. Hani uzatmanın anlamı yok dedim. Tamam o zaman dedi, sen bilirsin dedi. Çocukları aldı. Gitti. Ondan sonra zaten çocukları bıraktığında da ben görmedim. Aşağıdan bırakmış. Ya sana gönderdiğim mesajlar çıktı. Varmış. Evet. Ne zaman gönderdi onları? 12 Aralık'ta gönderdiği mesajlar vardı bana. 12 Aralık'ta gönderdiği mesajlarda en son yazdığında çok üsteliyordu zaten hani barışalım falan diye. Ben istemiyorum dediğim de çok oldu. Buralardan çekip gideceğim, telefonuma bile ulaşamayacaksınız yazmıştı. Ben de boş boş konuşma yazdım yani. Yazdığım bütün mesajlar duruyor. Ben 23 Kasım'dan beri konuştuk. Ne diyor, ben sana evi mi bırakacağım diyor. Hayır, ev zaten benim üzerime. He. Evin tapusu. Tamam. Ben diyorum ki evinin tapusunu da al Mustafa diyorum. Hani onu da istemiyorum. Çünkü kendisine de başkakıncı ediyorlardı. Şu ana kadar başkakıncı ediyorlardı. Yani hani karının üstüne verdin, nikahınız yok, şöyle böyle kuzum, falan diye. Ben bir şey istemiyorum, benim kuzum gelsin, hepsi dünya malı, dünyada kalır. Ben böyle diyorlardı. Ben Mustafa'ya çok dedim, ya. Evinin tapusunu kuzum. Da al. Hatta çocukların kuzum. Üzerine yapmak için bir işlem başlattırdık ama ben belediye izin vermedi. Çocuklardan bir tanesine verebilirsiniz, kuzum. Üçünün üstüne pay edemezsiniz dedi. Kuzum. Hani mirası çoğalmasın diye. Böyle sana bir yazı da göndermişlerdi. Evini şeyini, arabasını sana verir hiç miydi? Ben nikah yok, bir şey yok. Çalıştı tozun dumanın şeylerin içinde. Kuzumun elleri yağlı yağlı. Kuzum ciğerim, bir tek gülmedin, oynamadın kuzum. Ne bir düğünün oldu, ne bir bayramın, ne bir arkadaşın kuzum. Parça şeyleri satardım, parça şeyleri alır alır yapardım kuzum. Kimseden bir şey olmazdı kuzum. Herkese yardımın dokanırdı kuzum. Niye düğün biri falan çıksın, olmadı? Niye öyle düğün şey? Düğün falan oldu. Ay niye mutsuz olmadı muydu yani kuzum. Çocuğu? Onu mu söylüyorsun? Kendine göre yani çok, kendi kendine göre düğüne, çok düğüne çok şey birisi yani. Diyorum, kuzum düğününü ne hep yaptık, kaçırttı bunu kuzum. Beraber kaçtılar kuzum. Ben bunun şeyini istemiyorum. Ben çocuğum istiyorum, başka bir şey. Ne ev, ne araba, ne bir şey. Arabası, dükkanı, hepsi milletin olsun. Benim çocuğum yeter ki sağ salim şuraya elime versinler. Ben bittim. O bana çok düşkündü. Ben de ona, benim kimsem kalmadı. 7 çocuğum var, 7'sinden bana o taşıydı. Oğlum. Ciğerim 6 gün oldu, ben sesini duymadım kuzum, bir tek ana ben buradan dikine gelme kuzum. Bittim ben. Ama bir şey söyleyeceğim, yani benim senin kuzum. Bu kadar yani bu kadar onu kızgın ciğerim. Olmanın bir nedeni olması lazım. Burada diyorsun evini al diyorsun Mustafa, istemiyorum onu da, yeter ki düş yakamdan. Bak diyor, gerçekten çok ciddiyim diyorsun. O diyor ki evi istemiyorum, sen kal çocuklarla orada diyor. Ondan sonra al evini, tapudan randevu alacağım. Sen yeter ki çocuklarımla mutlu ol diyor sana. Al evini, gözüm yok, istemiyorum. Senden çok özür dilerim. Gideceğim, neyi anlamıyorsun? Birilerini arattırmış seni, ben arattırmadım diyor. Ha sen bu kadar niye bu adamdan nefret ettin? Sen evde oturursan seni rahat bırakmayacak diye al evini de git diyorsun anladığım kadarıyla. Ha? Evet öyle dedim. Ne diyor? Şu arabayı yarın satarsam gideceğim. Ne yaparsan yap inanmıyorum. Sen de çocuklarınla otur evinde, canımı versem inanır mısın? Biraz da şey ya, boş boş konuşma, ne yaparsan yap diyorsun sen de. Bak seni çok seviyorum, senin için gideceğim. Çünkü birbirimize çok zarar verdik. Yani gideceğim mi diyor, yakandan düşeceğim mi diyor. Yani... Gideceğim diyor. Kuzum gel kuzum. Çok söyledi zaten, başka yere gidip çalışırım kuzum, falan kuzum, diye. Yakma beni kuzum, inşallah bir kötülerin eline düşmedin. Seni orada tuzağa çekmediler kuzum. Ama bu adam da gidip de yani kuzum. Öyle gidecek bir şey yok. Bir de arabasını bırakıp niye gitsin canım, ben arabamı satacağım kuzum, falan diyor. Ne iş yapıyordu? Araba parçacısıydı. Araba parçacısı, ya kuzum, arabasını niye kuzum. Bıraksın yani arabasını...
Herkese paralar kendi verir. Borç alacak bir çocuk değil kuzum. Bakın arabanın elektrik aksamları çalışmıyor. Kuzum, yerim. Hiçbir gören olmamış kuzum. Ne demek arabanın elektrik, ne demeye çalışıyorsun? Yani lambaları falan yanmıyor. Ha ne demek istiyorsun araba yani? Araba zaten bundaydı. Çocukları götürüp getiriyordu okula. Yani kontağı kendisi kapattı. Mustafa götürdü arabayı. Kontağı kapalı şekilde. Uzun. Yarım kontak olmuş olsa arabanın elektrik aksamları çalışır. Niye değiştirir bu sence? Yani kendisi kontağı kapatmış ama çekmedi işte üstünden. Kendisi bıraktı diye düşünüyorum ben. Uzun biz bunu aradık. Ha, kendisi araba arabayı oraya bıraktı diye düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum ben. Araba nerede ama diye ben gösterdik. Evet üzerinde. Camları açık hiç bırakmaz. Bir şey söyleyeceğim. Şoför bu arabada ama farları açık değil mi? Arkadaki arabanın ışığı mı? Arkadaki arabanın ışığı. Uzun diye. Hani ne oluyor yani? Öyle yarım olunca birisi almış oluyor. Sana göre arabanın anahtarını bırakınca yani sana kontak, mı bırakmış oluyor? Yarım kontak bırakmış olsaydı eğer hani şüphelenirdim. Işıkları yanıyor olsaydı ama ışıkları yanmıyor. Ya anahtarı bırakır mıydı üstünde ama? Anahtarı bırakır. Normal. Anahtarı bırakır, camını da açık bırakır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin kocan sen ne diyorsun? Oto yedek parçacısı. Evet. Tamam, oto yedek parçacısı bunun yedek parçalarının ne kadar para edeceğini bilmez mi? Belki arabadan daha fazla yedek parça yaşadı. Ama öyle bir yere bırakmış ki arabayı. Dükkanı hep devretmiş, hiçbir şey inip yok. Portakal bahçesine gittiğini de düşünebilir yoldan gelen geçen. Kendilerinin köy yolu zaten burası. Ha, sen al diye mi bıraktı sence? Ben al diye bırakmamıştır ama yolun kenarında bulunsun diye bırakmış olabilir. Peki ne mesaj verdi bize? Müge abla. Ha, ne mesaj verdi bize? Müge yani abla, benim tek çıkarttığım sadece benim abi, eve dönmemi istiyor. Başka hiçbir şey değil. Para almaya gidiyor. Bir tane daha araç var. Pardon yani bir dakika dur abicim konuşacağız. Yani sen eve dön diye mi şu an ortadan benim kayboldu arabasını da böyle bıraktı? Benim düşündüğüm o. Ciğerim keşke öyle olsa. Sen o yüzden mi geldin? Yani beni görürse geri döner diye evet, mi? Evet onun için geldim ben zaten. Ciğerim. Buyur abicim. Çocuklarım, abla, prenseslerim. Abla para almaya gidiyor. Kendi arabası kendindeyken başka bir araçla. Güneri diye bir yer var. Oradan para almaya gidiyor. Yani... Tamam onu söyledim. Ama şimdi bu anlatılan garip. Bak yanında yengen değil mi? Yengen diyor ki hayır bir şey başına bir iş gelmiş olamaz. E sen daha çünkü işin içindesin. Ben geri döneyim diye yaptı diyor. E sen ya, o zaman sen işine. Yani neredeyse bir an önce çıksın gelsin. Affediyorum. Çocukları için geri dönsün. Yani kızının kendine ne kadar düşkün olduğunu biliyor. Yani beni nasıl bir durumun içinde bıraktığının farkında değilim acaba? Yani hiçbir suçum yok. Ha sen de ayrılmak istiyorsun diye aile sana mı şey olacak diye tepki gösterecek diye üzülüyorsun? Yani hani baristaydım böyle olmazdı falan diyenler de çok oldu. Sen ona mı üzgünsün? Canım ister barışır ister barışmaz. Kuzum ben hiç kimseye kuzum derdini anlatmaz ki hiç kimseye. Anne ben huzursuzum demez baba ben. Bir şey dedik mi karışma anne işime der. Hiç iyi sor buna da de bir kelime yanlışlığım oldu desin. Kızımdan daha ileri yani şey yapmadım ben. Oğlum da aynı kimsenin kötülüğünü istemez hep iyi. Hep çalıştı. Gösterelim yani bir gösterelim bakalım. Yani Yüksel Bey de aramış para alışverişi yaptı kayıp Mustafa'nın. Bir ara verelim. Sesimi duyayım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.